Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Tonguç Akademi 10. sınıf kanalına ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir ders çalışma günlüğü çekiyoruz ve bu ders çalışma günlüğünün konusu ise sınavlara nasıl hazırlandığım hakkında. Çünkü sınavlarımıza çok çok az bir zaman kaldı ve artık çalışmam gerekiyor. Sıkı ve yoğun bir şekilde çalışmam gerekiyor. Çünkü hocalarımızın dediği şey 9. sınıfta girdiğiniz tek sınav asla bizim sınavlarımız gibi değildi. Bizim sınavlarımız normal de daha zor oluyor ve aslında 9. sınıfta size yaptığımız sınavlar bizim dönem arasında yaptığımız ara sınavlar, ara quizler olarak geçiyor dedi. Dediler. O yüzden de bu yıl daha zor olacağını söyledikleri için de bu yıl bayağı çalışmam gerekiyor. Çünkü ben geçen sene bile sınavlarda zorlanmıştım aslında. O yüzden bu yıl böyle iyi ve sıkı bir şekilde çalışmam gerekiyor. Başta konu eksiklerimi belirleyeceğim. Çünkü hani sınava hazırlanırken neye eksiğinizin olduğunu bilerek başlarsanız eğer ki çalışmaya daha rahat bir şekilde çalışma temponuzu ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden de eksiklerimi yazacağım ilk başta. Daha sonrasında ise sınav haftasında zaten bunları çözemediğim için sınav haftasına kadar düzenli bir şekilde çözmek istiyorum. Paragrafik ve problematik. Bunlarda da bayağı ilerledim ve paragrafiği zaten çok fazla seviyordum ve geçen videoda da problematiği göstermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimalle göstermiştim ve orada da çözmüştüm biraz. Daha sonrasında araya bir şeyler girdi. Deneme girdi aslında. Bir hafta boyunca full denemeye çalıştım. Çünkü onda da eksiklerim vardı ve denemeye yönelik bir sınavdı. Şimdi biraz mola verdim, dinlendim ve şimdi ders çalışma, yani sınavlara yönelik bir çalışma yapacağım. Denemen nasıl geçti diye soracak olursanız da deneme bayağı zordu. Çünkü bilmediğimiz konular da vardı, işlemediğimiz yerlerden çıktı. Özellikle biyoloji ve kimyada. Edebiyatta da çok fazla böyle yazar, şair, eser üçlüsü vardı. Eğer ki denemeye girecekseniz aklınıza bulunsun. Edebiyatta çok fazla yazar, şair, eser soruyorlar. Çok fazla. O yüzden bir tık daha onlara çalışmam gerektiğini fark ettim. Zaten bu eksiklerimi ölçmem için olan bir şey olduğu için hani düşük alsam bile ya da yanlışlarım çok fazla çıksa bile onları fazlaca takmam zaten. O zaman ben şimdi ilk başta eksiklerimi yazayım. Daha sonrasında paragraf çözeyim. Ondan sonra da problematikle devam edeyim. Sonra zaten neler çalışacağım tekrardan konuşuyor oluruz. Ben şimdi şu şekilde konu eksiklerimi yazdım. Daha sonrasında paragraf ve problemimi çözdüm ve problem çözerken zorlandığım sorular oldu. Hatta onlara da baktım soru çözümlerine. Şimdi ise bugün kimya çalışacağım ve yarın da kimyaya hazırlık, sınava hazırlık videosunu izleyeceğim. Bugün çalışacağım konu mol. Biliyorsunuz ki mol bayağı önemli bir konu kimyada. Özellikle bizim kimya hocamız bayağı bir önem veriyor ve söylediği tek şey de futbol golsüz, kimyada molsüz olmaz diye bir cümle söylüyor sürekli ve bayağı önem verdiği için ve sınavlar da yaklaştığı için mol bayağı önemli. İlk başta Tonguç Akademi'nin 10. sınıf kanalından mol konusunu izleyeceğim. Yarın da sınava hazırlık videosunu izleyip tamamıyla hazır olmuş olacağım. Ama şu anda mol konum eksik olduğu için ve hani bütün akşamımı da kimyaya vermek istemediğim için yarıya bölüp yapacağım. Bugün ilk başta sadece mole çalışacağım. Daha sonrasında yarın da sınava hazırlık videosu çalışacağım. Artı olarak da bir de fiziğin sınava hazırlık videosunu izleyeceğim ki hani o da pekişsin ve notlar çıkartabileyim, sonra örneklerini görebileyim diye. O zaman hemen mol videosunu izlemekle başlayalım. Özet çıkartayım. Aynı zamanda da ondan sonra da Dynamo Soru Bankası'ndan kimya çözerek devam edelim.
Herkese selam. Tekrardan ben şimdi kimya ve fizik çalıştım. Şu şekilde kimya özetleri çıkardım. Umarım gözüküyordur. Ve bayağı mol kavramını çok daha iyi anladım. Umarım ki yarınki quizim iyi geçer ve yarın tekrardan kimya çalışıp test çözmelerine devam edeceğim ki sınava iyice hazır olayım. Ve artı olarak da bir de fizik soruları yazdım. Şöyle en çok takıldığım ve temel bilgi olan soruları yazmaya çalıştım. O video da bayağı iyiydi bu arada. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Fizik, 10. sınıf fizik birinciden birinci yazılı şeklinde. Ve bu şekilde ilk günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın daha farklı derslere çalışmayı düşünüyorum ve umarım yarın quizim iyi geçmiş bir şekilde sizlerin karşısına gelirim. O zaman yarın tekrardan görüşmek üzere. Herkese merhaba tekrardan. İkinci günden selamlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan ders çalışacağız ve bugün okuldan geldim, dinlendim, yemek falan yedim, biraz da kitap okudum ve dizi izledim. Çünkü bu aralar fazlaca dizi izleme isteğim var ama izleyecek vaktim olmuyor. Çünkü akşam vakitlerine kadar ders çalışıyorum. Daha sonrasında işte çanta hazırlamaktır, okula hazırlanmaktır falan. Bayağı hani hiç dizi izleyemiyorum bu aralar. O yüzden okuldan geldiğimde böyle bir iki bölüm sitcom dizileri izleyip daha sonrasında ders çalışmaya oturuyorum. Ve şimdi bir iki bölüm sitcom dizi izlediğim için hemen dedim ki ders çalışmaya geçeyim ve bugün ilk başta paragraf ve problematik çözmekle başlayacağım. Problematikten ilerlemem lazım. Biraz daha ilerlemek istiyorum çünkü matematik hocamız da problem çözün diyor sürekli. O yüzden problem çözeceğim. Paragrafı da zaten paragrafı da her zaman çözüyorum zaten. Daha sonrasında ise bugün yapmak istediğim dersler tarih, kimya ve matematik. Tarihte dün quizde işlediğimiz soruları bir kağıda yazıp temize geçirip tekrardan onların üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü onlar sınavda çıkabilecek tarzda sorular olduğunu söylemişti hocamız. Matematikten fonksiyonlara geçmeyi düşünüyorum. Fonksiyonlar çalışacağım. Çalışma kağıtlarından. Ve artı olarak da kimyaya hazırlık videosu izleyeceğim. Dün kimyaya bayağı bir çalışmıştım. Bugün hocamız quiz yapacaktı ama yapmadı. Daha sonrasında vazgeçti ve 2 hafta sonra yapacağına karar verdi. Aslında benim için daha iyi olurdu bu hafta yapması. Çünkü hazır çalışmışım. Hazır aklımda bir sürü bilgi var. Hemen yapsa da kurtulsam gibi düşünüyordum ama yapmadı hocamız. O yüzden 2 haftalık daha bir sürecimiz var ama ben yine de sınav odaklı çalıştığım için şu anda zaten sınava çalışırken quiz'e de çalışmış olurum. O yüzden bugün de yazılıya hazırlık videosunu izleyip iyi bir şekilde hazır olacağımı ümit ediyorum. Umarım o şekilde olur. Belki başka bir derste çalışır mıyız bilmiyorum. Yani o an keyfime göre, o anki moduma göre değiştirebilirim fikirlerimi. O zaman ilk başta problem ve paragrafla başlayalım. Daha sonrasında neler yapacağım tekrardan sizlerle beraber konuşuyor olurum. Problem ve paragrafı hallettim ve şimdi de tarih çalışacağım. Dün quiz olmuştu, dündü galiba ve hocamız şöyle sorular yazdırdı. Bunları A4'e geçireceğim çünkü sınav sorularına benzer dedi hocamız. Galiba sınavından tek korkmadığım ders tarih. Onun haricindeki bütün derslerden korkuyorum çünkü hocalarımızla konuştuğumuzda hepsi zor olacağını söyledi. Özellikle deneme olduk. Denemedeki soruları çözerken matematik hocamız buradaki sorulara bayağı benzer çıkar dedi. Ve oradaki sorular böyle 5-10 dakikamızı verdiğimiz yeni nesil sorulardı. O yüzden eğer ki o tarz çıkarsa bir tık hani bilmiyorum. Bir tık zor olabilir. Yani ben sınavlardan korkmuyor değilim. Çünkü geçen senekiler sadece bir alıştırmaydı ve 9. sınıf konularıydı. Şimdi ise matematikte kombinasyon, permütasyon, faktöriyel. Bu tarz şeyler var. Biyolojide böyle mitoz, mayoz, kimya desen zaten mol, fizik desen elektrik devreleri. Yani sayısal derslerden bayağı bir korkuyorum ama şu anda halletmeye çalışıyorum. Korkmadığım dersler edebiyattan da bayağı korkuyorum. Çünkü yazar şairleri ezberlemekte zorlanıyorum ama tarihte zorlanmıyorum. Tarihte ezberim iyi yani dersten derse değişiyor. Eğer ki sevdiğim bir derse örneğin tarih gibi gayet ezberi iyi yapabiliyorum ama bazı derslerde ezberim çok da iyi olmuyor. O zaman ben hemen şuradaki soruları A4'e geçirmekle başlayayım. Yanlarına aldığım notları da yazayım. Daha sonrasında ise Dinamo Soru Bankası'ndan test çözeyim tarihle alakalı. Çünkü test soruları da olacak sınavımızın içinde. Daha sonrasında ise matematikten bir fonksiyonlar tekrar yapayım. Daha sonrasında ise neler yapacağımı zaten tekrardan konuşuyor oluruz. Oh.
senelik çalışmamı bitirdim. Quiz sorularını yazdım ve 2 ya da 3 tane de test çözdüm ve toplamda da 3 yanlışım çıkmış olması gerekiyor. Ve onlar da genel olarak bilgi eksikliğiydi. Onları ezberledim. Daha sonrasında matematik fonksiyonlar çalıştım ve ilk defa 10. sınıfın başından beri bir konuyu böyle tamamıyla mantığıyla kavramış oldum. O yüzden çok mutluyum. Şimdi ise bugünün son 2 dersi kaldı. Bir kimya, bir tane de edebiyat. Edebiyattan sadece bir test ya da 2 test çözeceğim ama kimyada hazırlık videosu izleyeceğim ki hani aklıma iyice yerleşsin diye. İzleyeceğim videoda Tonguç Akademi 10. sınıf kanalındaki 1. dönem 1. yazılıya hazırlık videosunu izleyeceğim şimdi. Şimdi bayağı iyi örnekler vardı. Bazılarını not aldım. Hocanın %100 sınavda çıkar dediği kısımları. O videoyu da izlemediyseniz eğer ki kesinlikle izleyin. Çünkü bayağı yararlı bir videoydu. Ayrıca de Dinamo Soru Bankası'ndan edebiyattan 2 tane test çözdüm ve genel bir konu tekrar yapmış oldum. Hocamız test mi yapacak yoksa klasik mi yapacak yoksa ikisinden de karışık bir şekilde mi yapacak bilmediğim için testlere odaklandım bu videoda aslında daha çok. Ve eğer ki sizin de sınavlarınız başladıysa nasıl geçiyor sınavlarınız, zor muydu, kolay mıydı, beklediğinizden zor muydu yani. Onları da aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Eğer ki başlamadıysa da sınavlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve çalışabiliyor musunuz, motivasyonunuz ne evrede, onu da aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Tonguç Akademi 10. sınıf kanalına hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında herhangi bir düşünceniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Umarım ki tekrardan farklı bir ders çalışma günlüğünde beraber oluruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bye bye.